Mehmet abi resim al, bol bol resim al, atacağız. Resim video. Alo Osman. Arkaya mı geçelim? Arkada mı kaldı? Bunlar yukarı kaldı. Bunlar mı yukarı kaldı? Saat 1'de gelirse. Sosyal medyada ulaşıyor. Özkan Başkan. Özkan Başkan. Ya megafonu bırakın. Megafonsuz daha da iyi ya. Biz bugün Keskaber Sen olarak bu eylemi yapmak zorunda kaldık. Çünkü PTT yönetimine defaatle çeşitli dilekçeler vermiş, önerilerimizi ve tedbir önerilerimizi sunmuş olmamıza rağmen günübirlik çözümlerle aslında ikinci en büyük risk grubu olan PTT çalışanları göz ardı edilmiştir. Söylediklerimiz tamamen görmezden gelinmiş, tedbirler sadece günü kurtarmaya yönelik olmuştur. Görüyorsunuz şu anda sadece bu şubede 100 kişiye yakın personel dip dibe çalışmaktadır. Amacımız 1940 yılından beri kesintisiz hizmet veren PTT'nin bu hizmetini bu kriz döneminde de kesintisiz sürdürebilmesidir. Amacımız bütün devlet kurumlarına kilit vurulup biz de evimizde yatalım değildir. Ama evinde kal Türkiye denilirken PTT çalışanları aracılığıyla siz evinizde kalın, biz virüsü sizlere dağıtırız durumuna düşmek istemiyoruz. Biz hem kendimiz hasta olmak istemiyor, hem bu hastalığı diğer halkımıza, insanlara dağıtmak istemiyoruz. Bu önlemlerin uzun vadeli, en azından 2 ay için bilimin ve aklın ışığında
alınmasını istiyoruz. Hem çalışanlarımızı korumak hem de halkımızın güvenliğini, sağlığını korumak için. Bilindiğinin aksine PTT'nin iş yoğunluğu bu süreçte azalmamış. Ticaretin e-ticarete kaymasıyla gönderilerimiz her zamankinden çok daha fazla artmıştır. PTT yönetimi bu dağıtıların zamanında ulaşması için çalışanlarımıza baskı yapmaktadır. Bugüne kadar alınan tedbirler, bunlar da bizim zorumuzla hayata geçirilmiştir. Sadece maske ve eldiven dağıtımı yapılmıştır ki maskelerde biliyorsunuz 20 dakikada bir değiştirilmesi gereken maskelerdir. Ve aslında gerçekte de virüsün yayılması ya da hastalanmamızın önünde gerçek birer engel değildir. KESK Haber Sen olarak bu amaçla sunduğumuz tedbir dilekçeleri hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır. Tedbir, alınacak tedbirlerle ilgili masada bulunma isteğimiz reddedilmiştir. Şubeler kapatılsın isteğimiz, ancak şubeler kapatılıp merkezler açık kalsın, buralardaki arkadaşlarımız da dönüşümlü olarak görev yapsın. Böylece bir arkadaşımız hastalandığında karantina ortamına geçilmemiş olsun isteklerimiz tamamen görmezden gelinmiştir. Şubeler kapatılsın isteğimiz, ancak bazı şubelerde hasta arkadaşlarımız çıkınca gerçeğe dönüştürülmüştür. Bu kapatılma da belirli bir düzen ve program içinde yapılmamıştır.